Sen meydan okuyacaksın. Efendi bak, Sedat Peker'e ben niye saygı duyuyorum? Sedat Peker'e ben saygı duyuyorum. Çünkü adam, tamam belki adamın geçmişi pis olabilir. Aynen. Övebileceğimiz bir insan değil. Tebrik edebileceğimiz bir insan da değil. Ama niye adama saygı duyuyorum? Adam çünkü adam gibi konuşuyor. Küfür etmiyor. Bel altını sokmuyor. Geçmişte pislikler olabilir. Sedat Peker ama küfür etmiyor. Sen gideceksin pöften bilmem nereden geleceksin de millete söveceksin böyle. Bel altı konuşacaksın her bir lafından. Oğlum seni 75 milyon izliyor. Cenk misin nesin? Düzgün konuş oğlum. İnsanlar 75 milyon çoluk da izliyor. Seni çocuk da izliyor. Ne o bel altı her kelimenden biri? Yok odur yok budur. Böyle konuşulmaz. Abdullah Çatlı'yı da severim. Adam dürüst bir adam. Yani 20 sene yatmış burada. Cezaevlerinde 20-25 sene yatmış. Abdullah neydi o? Çatlı mıydı? Neydi? Yeni çıktı cezaevinden. Trabzonlu vardı ya, neydi onun adı? Onu da severim. Adam dürüst yani. Bir şey yapıyorum diyorsa yapıyorum. Ama bu saatten sonra kavga etmenize gerek yok. Bu saatten sonra artık birlik beraberlik olun. Birbirinize sövmeyin. Birlik beraberlik halinde dost olalım. Kahve içelim hep beraber. Yani beni artık bu şeylere sokmayın arkadaşlar. Alaaddin Çakıcı ha. O adam gibi adam yani. Gerçekten Alaaddin Çakıcı da adam gibi adam. Çünkü adam da küfür etmiyor. Adam da hakaret etmiyor. Yani bir videosunu izledim. Savcıyı susturdu ya. Ya böyle babalar abi, baba adamlar zor yetişir. Ben o yüzden dolayı Alaaddin Çakıcı'yla Sedat Peker'in kavga etmesini istemiyorum. Belli bir yaşa gelmişsiniz arkadaş olun, kavga etmeyin. Ama Cenk Çelik'in konuş